Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi Köyceğiz'in Kavakarası köyüne yerleştim. Burada küçük bir ev yaptırıyoruz. Çoğunluk kendimiz yapıyoruz. Eşim dalga geçiyor. Ha, diyor. Zaten yaptığım iş bir işi takdir etmiyor ama siz görüyorsunuz benim neler yaptığımı. O çok dalgacıdır, ciddiye almayalım. Evet, gördüğünüz gibi kasaları takınca evin havası gerçekten değişti. Ahşabın rengini daha önceki videoda göstermiştim, nasıl bulduğumuzu, karar verdiğimizi. Bence bu renk de güzel uydu. Kapıları verniklemeye devam ediyoruz. Pardon, boyamaya devam ediyoruz. Çünkü bu boyadan sonra vernik atılacak. 2 gün bekleyecek. Sonra yine vernik atılacak. 2 gün daha bekletilip üçüncüye vernik atılacak bu kapları teker teker. Gördüğünüz gibi çoğu bitmek üzere. Evet, pencerenin kasası ve kanadı takıldı. Evin çok havası değişti. Biraz uzaktan göstereyim. Gerçekten konak havası veriyor çinlerle ama ufak bir ev bu. Konak değil. 85 metrekare. Aynı pencerenin dışarıdan görüntüsü böyle olacak. Daha camlara sıra gelmedi. Buradaki dış kapıyı mümkünse şu poşetin rengindeki bir maviden yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Tabii buradaki en önemli değişiklik boya. Boyanın yapılması. Tavan çok güzel oldu. Son ana kadar kireç kullanmayı düşünüyorduk. Ama biraz internetten araştırdım. Boyanın daha avantajlı olduğunu gördüm. Çünkü kireç ya da badana her hafta, pardon, her yıl yapmamız gerekiyormuş. Böyle bir tavanı her yıl yapmak zor olurdu. Bir de boya olunca silinebiliyormuş. O yüzden biz bunu su bazlı bir boya yaptık. Evet, buranın kapısı da yapılacak. Bildiğiniz gibi tavanı daha önce de belirtmiştim. Ham bırakacağız. Boya veya vernik atmayacağız. Ama badana inanılmaz rengini değiştirdi, havasını değiştirdi evin. Yavaş yavaş pencere takma aşamasına doğru gidiyoruz. Yarın bu ikinci binanın boyası yapılacak. Yine akşamüstü manzarası gösteriyorum, çok güzel. Bu pislikleri toplayıp yakmam lazım en kısa sürede. Biraz hava fazla sıcak. Serinlemesini bekliyorum. Korkuyorum çünkü orman çok yakın. Gerçi hortumu takıyorum, hazırlıyorum, yanımda tutuyorum ama hiç belli olmuyor. Bazen bir kıvılcım atar şu kuru otlara. Kontrol edemem diye korkuyorum. Çok yorulduk ama bence değecek. Yani bitince herhalde rahatlayacağız. Evet, boya yapan ustamız iyi bir insan ama işte dedim şunları, süpürgelikleri şey yapalım, bantlayayım ben. Yok hocam, kesinlikle damlatmayız dedi. Umarım bunlar çıkar. Çünkü çini bu bizim süpürgeliklerimiz emiyor. Adam bantlamamıza da izin vermedi. Biz dökmeyiz dedi, hemen sileriz dedi ama şu küçükler bile zor çıkacak bütün bunlar. Yine bana iş demek. Kabaklara bak. Bunlardan kabak çekirdeği çıkacak herhalde.
Ve tabii bu inşaat pisliğinin toparlanması lazım. Daha çok işimiz var çünkü bahçe düzenleme var bir de daha. Bu ev bize çok ucuza mal oldu sayılır. Yani böyle bir ev çünkü iş gücünü çoğunluk kendimiz yaptık. Aslında boyayı da ben yapabilirdim ama çünkü okullarda yıllarca okul koridorlarını, resim atölyelerini hep kendim boyadım. Ama nedense eşim bana yaptırmak istemedi. Benim de şu tavanlar çok yüksek diye biraz korktum açıkçası. O yüzden boyaya verdik. Evet, bu akşamlık bu kadar.